Bayram Bey hoş geldiniz standımıza. Burası 2014 Denizli Tarım Fuarımız. Şu an 20 Şubat'ız. Siz bizim ürünümüzü, rekor gelişim ürünümüzü 2013 yılında kullanmışsınız. Bayram Kahraman Bey. Ne gördünüz? Ürününüzü anlatır mısınız? Bu üründe 2013 yılında narında kullandım. Evet. Narda çok iyi bir sonuç elde ettim. Evet. Telefonumun alıp fotoğraflamasını çektim. Gövde kalınlığından ve sarılığından. Mantar, en çok savaştığımız nar da mantar. Evet. Sarı ağaçlarımın karlamdaki işte bir dekar yerde 66 fidan var. Hı hı. Bir dekar yerde 10 tane sarı ağaç gördüğüm yerde bizzat bunu gözümle takip edip ve de bunun %100 başarılı bir ürün olduğunu evet. gözümle gördüm. Evet. Bundan sonraki yıllarda da tekrar bunu kullanmayı tabii evet. ki düşünüyorum. Nardaki en büyük sorunlarınız neydi? Narda en büyük sarılığın dışında en çok bizim tabii hasat döneminde çatlama olayı. Evet. Bu tarlada çatlama olayını yani %100 demeyelim artık da %70 gibi çatlamayı evet. geç çatladı narımız. Evet. Tabii bu ürün ilk önce sizler Savaş Bey sizlere teşekkür etmek gerekiyor. İster. Başta da söyledim. Hı hı. Diğer bu ürünlerden her yerde çok. Evet. Çok satılıyor. Benzerleri çok tabii. Benzerleri çok ama bu ürün evet. diğer benzer ürünler gibi değil. Benzer evet. olan ürünlerden de kullandım. Başka evet. bir yerde bunları da kullandım. Ama evet. başarı aldığımı evet. umuyorum ve de takip ettim. Evet. Hiçbir başarı olmadı. Çalıştığım ziraat mühendisine hiçbir şey söylemedim. Bu tarlada rekor evet. gelişimin gübresini kullandım falan demedim. Evet, ziraat, iyi yapmışsınız. Ziraat yani. Mühendisim bunu dedi ki, ya Bayram sen dedi bu tarlada bir şey kullanmışsın. Evet. Ben dedim hiçbir şey kullanmadım. Yaprak gübresine evet. karşıyım. Ne evet. verirsen topraktan vermeyi düşünüyorum. Çok güzel düşünmüşsünüz. Taban gübresinde ve rekor gelişimin gübresinde de bu işi artık bundan sonraki yıllarda da bunu devamlı kullanmayı düşünüyorum. Zaten ve de siparişiniz gene verdiniz. Şu anda siparişimi verdim. 3 ton bir sipariş verdiniz. Evet, 3 ton bir sipariş. Tabii evet. bunun devamı da gelecek. Şimdi ürün kalitesi olarak onun dışında tonajda ne gördünüz? Ne fark ettiniz? Tonajda %20 gibi bir artış gördüm. En az gördünüz yani. Evet, en az %20 artış gördüm. Peki ağaçlarınızın canlılığı, meselesi o konuda ne fark oluştu? Şimdi ne diyeyim şimdi artık yani bunu abartısız bir şekilde söyleyelim. Berberdeki ayna gibi yaprakları yeşil. Evet. Karşıda canlı su dayanıklılığı. Tarlayı 3 gün 5 günden sulamasan da suyu evet. aldığı için bunu çözdüğü için evet. attığımız taban gübrelerini de toprağı bu düzenlediği için hı hı. bu gübreyi de daha iyi başarılı çalışıyor. Evet. Toprağınızın tabı nasıldı, yumuşaklığı? Yani top nemliydi. Yarı nemli. Yumuşaklık olarak yumuşak yani. Hiç bugüne kadar bu şekilde tarlanızı yumuşak gördünüz mü yani? Şimdi şu anda o tarlada sürüm yaptım. Evet. Yaptığım dönemlerde de tabii tarlada sürüm yaparken traktör sanki boşta gidiyor gibi toprağı kabardıyor. He. Yani bunu gözle de zaten içine tarlayı sürdükten sonra da ayakla yürürken evet. biz atalarımız şöyle derdi fos fos evet. toprak. Evet. Fos fos bir evet. Gözümle gördüm. Ama bu ürünü sizler de Savaş Bey arkasında evet. durduğunuz için de biz bunu geçen yıl kullandık. Tabii kullandığımızdan bir başarı elde ettik. Burada hı-hı. siz geldiniz. Bu çevrede de tabii bunu. Daha şimdi diğer çiftçilerimize de arkadaşlarımıza, abilerimize, amcalarımıza biz bu evet. ürünü öneririz. Teşekkür yani ederiz. Kullanmalarını da isteriz. Çok teşekkür ederiz. Yani dostlarınızı yapsanız en büyük iyilik diyebiliriz yani. Bizzat da ben herkesle birebir de görüşürüm. Evet. Ve de bu gübrenin, bu gelişimin, rekor gelişim toprak düzeni için %100 çalıştığını, evet. başka bir firmaların gübresini aldığını almayın diyebilirim yani. %100. Anladım. Peki burası siz Denizli Irmigalı'ndan geliyorsunuz. Evet. Oradasınız. Onun dışında nar dışında başka ne kullandınız? Mesela erik dediniz herhalde. Erik, elma mı demiştiniz? Şimdi bunu ben erikte de kullandım denemek için. Evet. Ayvada da kullandım. Elmada da. Elma, Trabzon hurması dediğimiz evet. cennet elması var. Onunla da kullandım. Nasıl da onlarda? Onlarda da başarı. Evet. Yani %100 bir başarı var. Yani ama veriminden tutun da. Her şeyinde bir başarı var. Kalitesi, kalitesi, yürürlüğü, her şeyinde, tonajı, her şeysinde evet, aynı sonuçları orada ne kaldınız? Yani denemek için de evet. parçanın birisinde kullandım, birisinde evet. kullanmadım. Evet. Onun veriminle diğer parçayı karşılaştırdım. Evet. %20 gibi bir artış gözümde gördüm. Anladım. Ama kaliteyi de tabii saymıyoruz. Evet, yani %20 veriminiz var ama kalite tabii kaliteniz de sonuçta, yani sonuçta farklı. Cebinize giren para dolayısıyla evet. %40-50'leri evet. geçiyor halledeceğiz. Yani bizim de şu anda masraflar yükseldi. Evet. Masrafları minimum azaltmak için
verimi yükseltmek gerekiyor. Zaten bunu yani, kullandığınız zaman sağlıklı tabii, bitkide yani, ilaç kullanınız da zaten. Attığım gübreyle attığım ilaçların daha iyi çalıştığından evet. için tabii ki daha iyi yani verimi de çok etkilediği için evet. bu dekar olayı olduğu için %20 bir artış olduğu zaman evet. Toplamına geldiğimiz zaman bize yetiyor da artıyor zaten. Teşekkür ederiz. Maslamızı karşılayalım. Tekrar bekleriz. 2014'te de yine buradayız. İnşallah. Hadi.